Şimdi rasyonel seçim teorisi ve değişim teorisi hakkında konuşacağız. Her ikisi de ekonomi merkezli. Uzun zamandır insanları paranın motive ettiği varsayılıyordu. Sonra bazı sosyologlar insanları motive edenin her hareketlerinde kendileri için en iyisini elde etmek olduğu kuramını geliştirdiler. Bu hareketleri insanların iyi bir şeylerin azındansa daha fazlasına duyduğu arzu şekillendiriyordu. Bu da rasyonel seçim teorisinin gelişmesine yol açtı. Rasyonel seçim teorisinin ardındaki temel varsayım, insanların yaptığı her şeyin esasında rasyonel olduğu fikrine dayanıyor. Burada rasyonalite, kişinin olası davranışlarının fayda ve zararını tartarak kişisel kazancını en yükseğe taşıması anlamına geliyor. Rasyonalite tek bir seçenek değil, bir dizi seçenek ya da seçenek düzeninin özelliğidir. Yani temelde insanlar kişisel çıkarlarına göre hareket ederler. Kişisel arzuları tarafından yönetilir ve kişisel amaçlarıyla motive olurlar. Her hareketlerinin fayda ve zararlarını hesap ederler ve kendileri için en iyi sonucu verecek olanı seçerler. Peki bu hareketlerin değerini nasıl hesaplıyoruz? Hangi beklenen sonucun çıkarlarımıza en fazla uyacağını nereden biliyoruz? Olası bir hareketin değerini belirlemek için, değişime konu olan zaman, bilgi, onay ve prestij gibi toplumsal kaynaklara bakıyoruz. Rasyonel seçim teorisi, insanların bireysel rasyonel hareketleri aracılığıyla, sosyal değişim ve sosyal kurumlar gibi karmaşık olguları açıklayabileceğimizi varsayar. Şimdi, rasyonel seçim teorisinin temelini oluşturan üç varsayıma bakalım. Birincisi, bütünlük varsayımı. Yani, her hareket bir sıralamaya sokulabilir. Eğer yapabileceğim üç hareket seçeneğim varsa, bütünlük bu seçeneklerin her birinin benim için eşit değerde olmadığı anlamına gelir. A, B'ye tercih edilebilir ve B de C'ye tercih edilebilir ve C, A'ya tercih edilemez çünkü bu tanımımıza göre dairesel ve irasyonel olur. Bu da bizi ikinci varsayım olan geçişkenliğe götürür. Buna göre sahip olduğum üç seçeneğe baktığımda A, B'ye, B de C'ye tercih edilebilir olduğundan A da C'ye tercih edilebilir olur. Aynı matematikte olduğu gibi. A, B'den, B de C'den büyükse A, C'den büyüktür. Son varsayım, ilgisiz alternatiflerin bağımsızlığı varsayımıdır. Bu da eğer aniden bir dördüncü seçenek, mesela x ortaya çıkarsa, bu önceki ilk üç seçeneğin sıralamasını değiştirmeyecek demektir. Zaten A'nın B'den, B'nin de C'den daha iyi olduğunu biliyorum. Eğer X C'den daha iyi ama B'den kötüyse, B bire A'ya tercih edilebilir olmayacaktır. A hala benim en iyi seçeneğim. Bu üç varsayım tutarlı ve sıralanabilir bir olası hareket dizisi ortaya çıkartacaktır. Pekala. Şimdi rasyonel seçim teorisi hakkında bir fikrimiz var. Şimdi de değişim teorisine bakalım. Değişim teorisi rasyonel seçim teorisinin sosyal etkileşimlere uygulanmış halidir. Bu teori topluma bireyler arasında bir dizi etkileşim olarak bakar. Genellikle aile ilişkileri, eş seçimi, ebeveynlik ve pek çok farklı kişiler arası etkileşim türleri üzerinde çalışmak için kullanılır. Bu etkileşimler her etkileşimin Olası ceza ve ödülleri tartılarak belirlenir. Eğer etkileşim onaylanırsa büyük ihtimalle tekrarlanır. Çünkü sosyal onaylama bir ödüldür. Ama etkileşim toplumca onaylanmamak gibi bir ceza ile sonuçlanırsa tekrar edilme ihtimali düşüktür. Bu sizin için bariz olabilir. Ödül almak için bir şey yaparsınız ama ceza alacağınızı bildiğiniz bir şey yapmazsınız. Bu değişim teorisinin temel ilkesidir. Bir etkileşimde bireyin davranışı ödül ve cezanın karşılaştırılmasıyla tahmin edilebilir. Ödül, toplumca onaylanma, tanınma, para, hediye ya da gülümseme gibi olumlu bir jest olabilir. Diğer yandan ceza, toplumca kınanma, toplumun önünde küçük düşme ya da kaşlarını çatma gibi olumsuz bir jest olabilir. Değişim teorisinin dayandığı birkaç temel varsayım vardır. Bakalım bunların üzerinden çabuk ve anlaşılır bir şekilde geçebilecek miyim? İlk olarak insanlar rasyonel olarak çıkarlarını en yükseğe çıkarmaya çalışırlar. Yani ödül almak ve ceza almamak anlamına gelir, değil mi? Bu da çocukken uslu durduğunuzda yemekten sonra odanıza gönderilmek yerine kurabiye yiyebilmenize benzer. Bu ödülle sonuçlanan bir davranışın muhtemelen tekrarlanacağı varsayımıdır tıpkı daha önce ödülle sonuçlanan hareketlerin tekrarlanacağını söylediğim gibi. Ama ilginç olan değişim teorisine göre bir ödül ne kadar tekrarlanırsa değeri o kadar azalır. Aynı arz ve talep gibi. Arz çok fazla olduğunda fiyatlar düşer. Bir başka varsayım, etkileşimlerin sosyal normlar çerçevesinde olacağı varsayımıdır. Bu da düşünce çerçevesinin kolay yönetilebilir olmasını sağlar. Rasyonel seçim teorisi gibi değişim teorisi de insanların rasyonel seçimler yapabilmek için ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabildiklerini varsayar. Bu aslında tartışılabilir bir konu ama bu teori uğruna bu varsayımı kabul ediyoruz. Bunun yanı sıra insanın tatminkar bir hayat sürmesi çoğunlukla diğer insanlara bağlıdır. Diğer insanlara olan ihtiyaç karşılıklı bağlılık ve etkileşimin öneminden kaynaklanır. Ancak bu durumu daha karmaşık hale getiren, insanların bu etkileşimleri değerlendirmek için kullandıkları ölçütlerin zaman içinde ya da insandan insana değişmesi. Birine ödül gibi görünen bir şey, başkası için ceza olabilir. <laughs> tamam, varsayımlar bitti. Toplumu oluşturan etkileşimler var, tamam ama bunlar tam olarak ne tür etkileşimler? Aslında sosyal değişimin temelinde insanlar arası etkileşimleri yöneten kişisel çıkar ve karşılıklı bağlılık gibi kavramlar yatar. Kendimize yararı olacağı için ve yaşamak için başkalarına ihtiyacımız olduğundan ilişki kurarız. Modern toplumda pek çok insan tam anlamıyla kendine yeterli olamaz. Bununla şunu kastediyorum. Tek başıma ormana gidip uzun bir süre boyunca hayatta kalmam beklenemez. Diğer insanlarla etkileşimlerimiz ve kuracağımız ilişkileri, her etkileşimin fayda ve zararını kendi öznel yorumumuza göre analiz ediyoruz sonra da bu etkileşimlerle ilgili öznel fikirlerimizi, hangi davranışın kabul edilir olduğuyla ilgili toplumsal beklentilere dayandırıyoruz. Bu da sonuç olarak toplumun kuralları, normları ve değerleri tarafından belirleniyor. Elbette rasyonel seçim teorisi ve değişim teorisiyle ilgili eleştiriler var. İlk aklıma gelen, gerçekten rasyonel seçimler yapıyor muyuz? Sıklıkla hiç de rasyonel olmayan şeyler yapıyoruz. Örneğin, bunun aslında benim için iyi olmadığını ve kendime aynı sürede üstelik daha lezzetli başka bir yemek yapabileceğimi bildiğim halde neden makarna yiyorum? Bu soruyu cevaplayabileceğimden emin değilim. Bazı insanların cinsiyet, etnik köken ya da sosyal sınıf gibi kendilerini çıkarlarına uygun olmayan bir seçim yapmaya zorlayan toplumsal etkenler nedeniyle seçenekleri sınırlıdır. Özellikle rasyonel seçim teorisine karşı olarak bazı eleştiriler şu soruyu soruyor. Eğer insanlar her zaman kendi yararlarının peşindeyse, o zaman neden kimse kendinden çok başkalarının faydalanabileceği bir şey yapsın? Bu, insanları kendileri için en iyisinin motive ettiği temel düşünceyle de çelişiyor. Bir başka soru da, neden bazı insanlar vergi vermek ya da gönüllülük gibi başkalarının yararını hareket etmelerine neden olan sosyal normlara uyuyorlar? Üçüncü önemli eleştiri de, her bir toplumsal yapının Bireylerin hareketleriyle açıklanması gerçekten mümkün müdür? Değişim teorisini eleştirenler, tüm insan etkileşiminin artı ve eksileri karşılaştıran rasyonel bir sürece indirgenmesinden hoşlanmıyorlar. Değişim teorisi ilişkilerin olumunu lineer bir sürece sokmaya çalışıyor ancak bu her zaman lineer olmuyor. Eleştirmenler ilişkilerin geriye gidebileceğine ya da ileriye sıçrayabileceğine işaret ediyorlar. Rasyonel seçim teorisi ve değişim teorisi toplumu bireyler ve etkileşimler aracılığıyla açıklamaya çalışıyor. Etkileşimin fayda ve zararını değerlendirerek insanların rasyonel seçimler yaptığını ve davranışlarının kişisel çıkar ve karşılıklı bağlılıklar tarafından idare edildiğini varsayıyorlar.